seçim sürecine girdiğimiz aşikar, açık. Yani yeni seçim yasası oraya yetişir mi, yetişmez mi? Kamuoyunu dikkatini başka bir yöne çekmek için mi yapıyorlar bilmem ama. AK Parti bu yeni seçim dönemine giderken nasıl bir hamle yapar? Bekliyor musunuz farklı hamleler AK Parti'den? Ben AK Parti'nin, AKP'nin hala hamlelerinin bitmediğini düşünüyorum. AKP'nin arka koridorlarında ışıkların sabahlara kadar sönmediğini düşünüyorum. Ve orada yeni stratejiler üretildiğini ve güncellendiğini, muhalefetin olabildiğince yıpratılarak ve iktidarın da olabildiğince güçlendirilerek yola nasıl devam edileceğine dair projeler, politikalar üretildiğini düşünüyorum. Bu çok da yadırganacak bir şey değil. AKP tabiatıyla 20 yıllık iktidarı bırakmak istemeyecektir. Şartlar ne olursa olsun. İktidara mecbur olduğunu düşünüyorum ben Turhan Bey. Efendim? İktidara mecbur olduğunu düşünüyorum AK Parti'nin. Şöyle, AKP iktidarı kaybettiği zaman Türkiye yepyeni bir düzleme oturacak. Türkiye eğer gerçekten demokratik bir hukuk rejimine yeniden kavuşursa, güçlendirilmiş bir parlamenter rejimde AKP döneminin sorgulanması gereken çok fazla olayı var. Bu sebeple AKP'nin iktidarı bırakması onun için bir ölüm kalım meselesi. Ve eğer AKP iktidardan giderse sadece parlamento nezdinde sorgulanmayacak, siyaset sahnesinde de hak ettiği yeri alacaktır, tozlu raflarda yerini alacaktır. Ben birkaç programda ifade ettim, sizin programlarınızda da söyledim. Eğer AKP gücünü kaybederse, bu seçimlerden zaferle çıkamazsa ve iktidarını kaybederse, Anavatan Partisi gibi siyaseten yok olacaktır. Bunu görmek mümkün. Aslında sadece eski siyasetçilerin değil, mevcut siyasetçilerin de, yani AKP içerisinde şu anda aktif siyaset yapan arkadaşlar, önemli ölçüde gergin olduğunu, kaygılı olduğunu ve hatta umutsuz olduğunu söyleyebilirim. Pek çoğuyla temasım var, görüşüyorum. Hasbelkader yollarımız kesişiyor. Ancak birçoğunda ciddi kaygıların olduğunu, ciddi endişelerin olduğunu ve umutsuzluğun olduğunu görüyorum. Bu bakımdan AKP yola devam etmek isteyecektir ve seçimi almak için her türlü enstrümanı, her türlü argümanı kullanacaktır. Zaten seçim yasasındaki değişiklik teklifiyle aslında ilk hamlesini yaptı. Şimdi bu hamleye karşılık muhalefetin nasıl bir cevap vereceği çok önemli. Sanıyorum muhalefet cephesinde de bununla ilgili çalışmalar vardır, sürüyordur. Bunu iyi okumalı muhalefet ve bu süreci AKP'nin tersine çevirecek adımlar atabilmeli. Bunun da yolu çatıyı büyütebilmek, cepheyi büyütebilmek, mümkünse tek şemsiye, tek çatı altında seçime girmek. Bu teknik olarak çok mümkün görünmüyor. Yani HDP'nin ve İYİ Parti'nin pozisyonları itibarıyla. Çatı altında seçime gireceklerini bugün açıklasalar, AK Parti'nin seçim yasasının hiçbir anlamının kalmadığı görülecek. Kalmayacak yani. Ve tamamen aleyhine dönecek. AKP'nin tamamen aleyhine dönecek. Ancak pratik olarak çok mümkün değil bu. Belki de şöyle bir adım atmak doğru olur diye düşünüyorum. Yani CHP kendi bünyesinde barındırabileceği parti ve partilerle, İYİ Parti kendi çatısı altında barındırabileceği daha çok milliyetçi muhafazakar partilerle yola devam ederse yine ben AKP'nin bu teklifinin elinde patlayacağını düşünüyorum ve aleyhine döneceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tek çatı altında birleşmenin kimseye zararı yok. Zaten orada hedef belli. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Sayın Erdoğan'dan almak ve yeni bir başkan seçmek. Bu itibarla kurulacak olan çatı çok fazla rahatsız etmez paydaşlarını. Fakat milletvekili seçimlerinde sanıyorum iki blok halinde girmek, yani milliyetçi muhafazakar ve merkez sağda konuşlanmış İYİ Parti liderliğinde ve CHP önderliğinde iki ayrı yapıyla beraber girmek bu süreci AKP'nin aleyhine çevirecektir. %7 barajıyla bir anlamda MHP'ye AKP bir şans tanıdı ve MHP'nin tek başına seçime girmesi için bir fırsat tanıdı. Bildiğiniz gibi anketler önemli ölçüde MHP'nin oy kaybettiğini gösteriyor ve ancak %7 şansıyla seçime ya da parlamentoya girebileceğini gösteriyor. Bu bakımdan böyle bir karar alındı. Bu çok belli. Her ne kadar AKP bunu reddetse de. Ancak bunun da AKP'nin elinde patlaması ve MHP için bir drama dönüşmesi mümkün. Eğer İYİ Parti pozisyonunu iyi belirlerse
yanına aldığı ortaklarıyla doğru bir politika belirlerse ve merkez sağda milliyetçi muhafazakar ve merkez sağda bir yapı oluşturabilirse MHP'den de oy alacaktır ve MHP'yi çok sürpriz bir şekilde, MHP'nin dahi beklemediği bir şekilde %7'nin altında bırakabilecektir. Eğer böyle bir senaryo tutarsa, ki bana göre teorik olarak tutma şansı çok yüksek, o zaman AKP'nin yola devam etmesi hemen hemen mümkün değil. AKP aslında bunu yapmakla, yani MHP'ye kendi başına seçime gitme şansı tanımakla bir anlamda Kürt seçmene göz kırptı. Ve o sebeple HDP'nin kapatılma sürecini son döneme kadar askıda tutacaktır ve şartlara göre değerlendirecektir. Ve eğer istediği şeyi elde edemezse Kürt oylarından veya HDP seçmeninden, o zaman belki de HDP'yi kapatma yoluna gidecektir. Bu hareketle, bu hamleyle MHP'nin en fazla oy almasını ve Kürt oylarının da hiçbir tarafa yaramamasını hedefleyecektir. Ancak yine söylüyorum, bütün bu stratejileri ters yüz edecek ve AKP'nin elinde patlatacak olan irade muhalefetin iradesidir. Burada temel sorumluluk Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu'na düşüyor.